Merhabalar değerli izleyiciler. Halkın gündeminde bugün COVID-19 tedbirleri var. Alınan önlemler yeterli mi? Ne derece uyuluyor? Bunu hep birlikte öğreneceğiz. Gelin hep birlikte halkımıza soralım. Merhabalar, öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Rabia Topal ismim. Rabia Hanım, COVID-19 sizce Fethiye'de alınan tedbirlere uyuluyor mu COVID-19 için? Yani benim gördüğüm kadarıyla sokağa çıkma yasağı olduğu zaman ben sokakta insan göremiyorum açıkçası. Tabii ekmek almak gibi hani yaşamsal faaliyetler için oluyor, insanların elinde ekmek falan görüyorum. Ama onun haricinde düşündüğüm bence uyuluyor. Peki sizler virüs için ne tarz tedbirler alıyorsunuz? Maskemi takmayı özen gösteriyorum. Kalabalık alanlarda bulunmuyorum. Yani temizliğime, el temizliğime dikkat ediyorum bu şekilde. Peki mutasyonlu virüs konuşuluyor ülke genelinde. Fethiye'yi nasıl etkiler? Hiçbir fikrim yok bununla ilgili. Siz bundan yana tedirgin misiniz? İlla ki tabii ki. Mutasyonun türüne yani net şekilde etkisi olduğuna bağlı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhabalar. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Jerfi Kantarcı. Fethiye'deki alınan tedbirler COVID-19 için sizce yeterli mi? Açıkçası dün ilk geldiğim için bir yürüyüşe falan çıkmıştım saat 7 gibi falan. Sokakta kimse yoktu. O türden yeterli gibi geldi. Çünkü hiç kimse yoktu. Olanlar da maskeyle falandı. Yeterli gibiydi. Sizler ne tarz önlemler alıyorsunuz COVID-19 için? Ellerimi sık sık yıkıyorum. Hiçbir yere dokunmamaya özen gösteriyorum. Kalabalık alandan kaçıyorum. Toplu taşımaya binmemeye özen gösteriyorum. Maskeyi sürekli takıyorum. Bence yeterli geliyor şu ana kadar bu önlemler. Mutasyonlu virüs hakkında ne düşünüyorsunuz? Mutasyonlu virüs. Açıkçası bu koronaya alışacağız yani. Çözüm yok yani bunun. Sürekli mutasyon çıkmaya devam edecek, aşı olsa da olmasa da. En sonunda da böyle yaşamaya alışmamız gerekiyor bence. Aşı olmayı düşünüyor musunuz? Evet. Teşekkürler. Önemli değil. Merhabalar. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyim? Merhaba. Ben Hakan Voske. Hakan Bey, Fethiye'de COVID-19 için alınan tedbirler yeterli mi ve halk buna uyuyor mu? Yani Fethiye'nin nüfusuna da bakıldığında bence gayet yeterli şu anlık. Ama şunu görüyorum, hafta sonları herkes tabii market bahanesiyle dışarıda eğleniyor, geziyor, beşi geçirenler. Bir de ceza yiyenlere genellikle eczaneden gidip reçete alıyorlar. Öyle dilekçe verip genellikle yok sayıldığını gördüm. Yani tabii biraz da insanları hani rahat bırakmak için öyle küçük şeyler yapılıyor. Ama genel olarak önlemler var. Yani maskeler takılıyor insanlarda. Ha, mutasyonlu virüs derseniz, şimdi burada yabancı nüfus çok fazla. İngilizler var. Şu an kapılar kapalı ama yaz sezonunda açıyorlar mecburi. Mesela geçen yaz örnek turizm diye mecburen açtılar. Klaplar, muhaplar, herkes içerideydi. Sayı arttı. Yine Fethiye'de yaza doğru bir artış olur gibi geliyor. Aşı da bir yere kadar çünkü Dünya Sağlık Örgütü'ne göre. Peki siz ne tarz önlemler alıyorsunuz? Yani aldığınız önlemleri yeterli buluyor musunuz? Vallahi ben şahsen ailem dışında çok fazla insanla görüşmemeye çalışıyorum. En fazla 2-3 tane arkadaşım var. Ben biraz şehirler arası geziyorum ama genellikle evden çıkmıyorum. Bu dönemler böyle. Ne yapalım? Biraz özgürlüğümüzden kıstık. Aşı olmayı düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İsmim Nazlıcan. Burada çalışıyorum. Fethiye Sahaf Kitap Evi'nde. Bir süredir de Fethiye'de yaşıyorum. Nazlı Hanım, Fethiye'deki halkımız alınan COVID-19 tedbirlerine uyuyor mu? Herhalde şu anda Türkiye'de en çok uyan şehirlerden birisi diye düşünebiliriz Fethiye'yi bence. Ne hafta sonu yasaklarında ne de 9'dan sonraki yasaklarda bence hiçbir sıkıntı çıkmadığını düşünüyorum Fethiye'de. Zaten hepimiz de görüyoruz, kışın da sakin yaşayan bir kent olduğumuz için yasaklar bence bizi çok da değiştirmedi diyebilirim. Sizler ne tarz önlemler alıyorsunuz ve aldığınız önlemleri kendi açınızdan yeterli buluyor musunuz? Kendi açımdan tabii ki yeterli buluyorum. Yani marketlere çok sık gitmemeye çalışıyorum. Kalabalık alanlara girmemeye çalışıyorum. Tabii çalışmak daha farklı bir şey ama maske kullanımı, onun haricinde dezenfektan kullanmak gibi. Aslında herkesin uygulayabileceği çok basit yöntemlerle bir şekilde hayatımı idare etmeye çalışıyorum diyebilirim. Peki Nazlı Hanım, aşı olacak mısınız? Aşı olacak mıyım? Şu anda bunun hakkında biraz karmaşık düşüncelere sahibim diyebilirim. Evet, kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
Merhabalar, öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii, adım Mehmet Şanlı. Kordon'da tekne işletmecisiyiz. Mehmet Bey, Fethiye'deki halkımız alınan COVID-19 tedbirlerine sizce uyuyor mu? Uyan da var, uymayan da var. Gençlerimizin çoğu uymuyor COVID-19 sistemine. Bunların uymasını tavsiye ederiz. Sizler ne tarz önlemler alıyorsunuz? Bu hastalıkları, hastalığı şey saymasınlar. Ciddi bir hastalık yani bu. Bunu herkesin uymasını tavsiye ederiz. Peki aşı olacak mısınız? Zamanımız geldiğinde tabii ki aşı olmuş olacağız. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Merhabalar, öncelikle sizleri tanıyabilir miyim? Sevgi Maşa. Sevgi Hanım, Fethiye'deki alınan COVID-19 ile ilgili alınan tedbirler sizce yeterli mi? Herkes uyuyor mu? Evet, yeterli ve uyuyor. Herkes gördüğüm kadarıyla maske alıyor yani. Peki siz ne tarz önlemler alıyorsunuz ve aldığınız önlemleri yeterli buluyor musunuz? Yasak kalan çocuklar dışarı çıkamıyoruz. Maske takıyoruz. Hijyen sağlıyoruz. Elimizi yıkıyoruz sürekli. Ve çocuklara yine çocuklara yani ne diyeyim? Mesafeli oluyoruz yani. Çok sanırım. Peki aşı olacak mısınız? Şu an düşünmüyoruz ya. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhabalar. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Elif. Elif Hanım, Fethiye'deki alınan tedbirler yeterli mi ve halkın uyduğuna inanıyor musunuz? Ya tedbirli konusunda pek tedbir alındığını düşünmüyorum. Çünkü hem sokakta gezme şeyimiz halen daha var. Hani sokaklar kapalı, yani şeyler kapalı, mekanlar kapalı evet ama yine de hani alışveriş merkezleri açık. Yine orada da iç içe insanlar. Orada da hani bulaşma açığından orada da bulaşabilir insanlar. Sırf mekanlardan olan bir şey değil. Kapatılacaksa hani oralar da kapatılmalı veya mekanlar açılması lazım diye düşünüyorum. Yani. Peki siz ne tarz tedbirler alıyorsunuz? Ya şu an dışarıda olduğuma göre ben de çok tedbirli değilim. Maske işte. İnsanlardan olduğunca hani mesafemi korumaya çalışıyorum. Maskemi çıkarmamaya çalışıyorum. Sürekli ellerimi desenfekte ediyorum. Hatta taşıyorum yanımda da küçük bir şey. Öyle. Peki aşı olacak mısınız Elif Hanım? Aşıya güvenmiyorum. Olmayı da düşünmüyorum. Teşekkür ederiz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyim? Nail Zorbaş. Nail Bey, Fethiye'deki alınan tedbirler ve halkın bu tedbirlere uyduğunu düşünüyor musunuz COVID-19 ile ilgili? %80. Uyulduğunu düşünüyorum, %80. Peki siz ne tarz tedbirler alıyorsunuz ve aldığınız tedbirleri yeterli buluyor musunuz? Bence taksibot yapıyorum Ölüdeniz'de. Müşteri bilmeden ellerini yıkıyorum. İndikten sonra oturdukları yeri dezenfekte ediyorum. Sosyal mesafeyi koruyorum. Peki aşı olacak mısınız? Merhabalar, öncelikle sizleri tanıyabilir miyim? Hoş geldiniz. Ben İksirci Tezcan'da, ismim Ali Piri. Tedbirler neler aldınız? COVID-19 ile ilgili tedbirler neler ve yeterli buluyor musunuz? Biz kendimiz işletme açısından devletin öngördüğü şeyde bütün tedbirlerimizi aldık. Hijyen, maske, mesafe, bütün bunlara uyuyoruz. Gördüğünüz gibi masalarımız falan kaldırdık. Personellerimizin hepsi gerekli tedbirlere uyarak hijyenik bir şekilde, maskeli bir şekilde çalışıyorlar. Dükkanın içindeki bütün malzemelerimiz dezenfekte edilmiş bir şekilde. Aldığımız malların hepsinin gerekli şeylerini yapıyoruz. Dezenfektesini falan hepsini yapıyoruz. Biz kendimiz minimum en düşük seviyede bile hata vermeyecek şekilde uymaya çalışıyoruz. Yeterli buluyorsunuz. Tabii kendimiz açısından buluyoruz. Ben bir senedir bu maskeyle çalışıyorum efendim yani. Teşekkür ederim. Bu maskeyle yaşıyorum. Aşı konusunda valla aşı yapılması gerekiyorsa demek ki lazımdır, yapılacaktır. Ben kendimden örnek vereyim. Bugün annemin mesela aşısı var. Annem 70 yaşında. Randevusunu aldık. Bugün aşıya götüreceğim. Bize de sıra gelirse ben kendim de olacağım yani. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.
Merhabalar. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyim? Merhaba. Özlem Soydan ben. Özlem Hanım, Fethiye'deki alınan tedbirler, COVID-19 için alınan tedbirler sizce yeterli mi ve halk buna uyuyor mu? Yeterli. Zaten herkes kendini bilmiş olsa şey yapmaz yani, uyar. Mesela biz hiç çıkmıyoruz. Çıkmama. En son Mart'ta bir rahatça dolaşıyorduk. Mart'tan sonra da zaten çıktığımız sayıldı yani, mecburiyet hastaneye işte falan filan. Mecbur bir işimiz olursa öyle. Yani baştaki kimse bir şey diyemez yani o konuda. Zorlayamaz. Zaten cezası var. Herkes çoluğunu çocuğunu düşünse zaten çıkmaz. Maskesiz çıkmaz yani özellikle. Bu şekilde. Peki aşı olmayı düşünüyor musunuz Özlem Hanım? Kesinlikle. Sıra bana gelsin. Şu an hamileyim ama sıra bana gelince olacağım tabii ki de. Size tanıyorum. Merhaba, İbrahim Soydan ben de. Yani herkes, eşimin de dediği gibi, maskesini takmak zorunda zaten. Biz de gerekli olmadıkça dışarı çıkmıyoruz. Yani o şekilde bugün de işimiz vardı, o yüzden çıktık. Aşı olmayı düşünüyor musunuz İbrahim? Aşı olmayı tabii ki düşünüyorum. Sıra geldikten sonra sırayla illaki düşünüyoruz yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayır. Merhabalar, öncelikle sizleri tanıyabilir miyim? Ben Fatma. Fatma Hanım, Fethiye'deki alınan COVID-19'la ilgili alınan tedbirler sizce yeterli mi ve halk buna uyuyor mu? Yetersiz. Ben Taşyaka'da oturuyorum. Orada mesela evim cadde üzeri görüyorum. Hiç kimseyle maske yok, mesafe yok, maskesizler. Akşam bunu da hatta yazdım. Birkaç kişi karşı geldi. Ben de gördüğümü söylüyorum diyorum. Yetersiz. Peki siz ne tarz tedbirler alıyorsunuz? Ben de başından beri çift maske. İşim olmadığı sürece evde, yani dışarıya çıkmıyorum. Haftalık gerekirse ekmeğimi alıyorum. Pazara pek nadir. Yani işim olmadığı sürece çıkmıyorum. Peki mutasyonlu virüs türemeye başladı ülke genelinde. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunun hakkında vallahi turizm, dışarıdan gelme, seyahat kısıtlamaları, arkadaşlar doğum günleri hala yapıyor. Yani birçok şeyler görüyoruz da dile getiremiyoruz korkudan. Peki aşı olmayı düşünüyor musun? Düşünüyorum. Düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Şey yapıldı, grip aşısı geldi sağlık ocağından. Zatürre aşımı da yaptırdım ama kesinlikle aşı olmayı düşünmüyorum. Teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi çalışmalar. Müzik